Arkadaşım Hanuşka, Yaroşlav Haşek, Kısa Sesli Öykü, Seslendiren Turgut İzgütekin. İlk karşılaşmamızda pek öyle komik bir taraf yoktu. Bir sokak gösterisinden ötürü sorguya çekiliyordum. Şans işte. Gösteriyi bastırmak isteyen polislerden birinin aya yanlışlıkla bastoruma takılmış, herif de yere düşüp kafasını yarmıştı. Şans işte. Şehir hapishanesinde Howard adlı bir gardiyan vardı. Herkes baba derdi ona. Geçmişleri karanlık bir takım kişilerin çoğunlukla da hırsızların bulunduğu bir koğuşa tıktı beni. Bu hırsızlardan birinin adı Hanuşka'ydı. Sonradan arkadaş olacağımızı aklımdan bile geçirmiyordum o sıralarda. Bir gün yemek almaya giderken çorba tasının içinde gizlice bir pro getireceğini söyledi bana. Masmavi gözleri vardı Hanuşka'nın. Böyle gözler ancak iyi insanlarda bulunur. İnsan o mavi gözleri görünce herkesin ne diyeceğine aldırmıyor bile. Tutup bir hırsızla bile arkadaşlık ediyor. Söz verdiği puroyu getirdi Hanuşka. Ben de bunun karşılığında onun acıklı hikayesini dinledim. Ne yalan söyleyeyim sonunda bayağı duygulandım. Başından geçen son olay pek acıklıymış doğrusu. Zaten burada da o olay yüzünden bulunuyormuş bütün hapishanenin sessizliğe büründüğü o uzun sıkıcı bir akşamda ranzasına oturup kederli yumuşak sesiyle her şeyi anlattı. Dostlarım diye söze başladı. Bir keresinde şöyle doğru dürüst bir şeyler yürüteyim istedim. Hem sonra yürüttüğüm şeylerin cinsinde değişiklik yapmak iyi olacaktı. Kuş düğünden başka bir şey çaldığım yoktu. Bıkmıştım artık. Kendi kendime, oğlum Hanuşka dedim. Bir de ayakkabı yürütmeyi dene. Bir gece Venceslas meydanından iniyordum. Bir salı gecesiydi. Baktım ki küçücük bir vitrinde dünya kadar ayakkabı duruyor. Vitrini kafama yerleştirdim, yoluma devam ettim sonra. Ortalıkta kimseler yoktu. Caddeye çıktım, bekçilerin yerinde yerler istiyor. Geceleri arka sokaklarda bulunurlar, kapılara yaslanıp uyuklarlar. Ayakkabıları yürüttüğüm gibi tüyerim, kimse görmez beni, dedim. Vitrinin camını kırıp bir ayakkabı çektim. Eşsiz bir ayakkabı, muhteşem bir şey. Güzel mi güzel. Ayağıma geçirdim sol tekiydi. Bir başka ayakkabı daha çektim. O da sol teki. Bir üçüncüsü o da sol teki. Hay Allah kahretsin hepsi sol. Ne yapayım? Kısmet böyleymiş. Ben de tuttuğum gibi hınzır bir satıcıya götürdüm ayakkabıları. Herifi tanıyordum. Alsa alsa o satın alırdı. Sonra dediğim gibi herif hırsızın üç kaçağının biri ne yapar yapar sol teklerin bazılarını sağa uyuyacak hale getirirdi. Ama herifin dükkanına girerken Hatina isimli polise enselen mi? <laughs> Yattı tabii bizim işler. Herhalde bu sefer üç ay verirler. Cebinden bir paçavra çıkardı Hanushka. Gözlerini, temiz gözlerini, yaşlarla dolu mavi gözlerini sildi duygulu bir sesle eskiden bir tüccarı nasıl ıslattığını anlattı. Temiz bir dayak atmış tüccara. Ama mahkemede adam öldürmeye kalkışmaktan yargılanmış. Neyse ki temiz sürekli o 12 kişi bu suçlamayı kabul etmemişler. Hanuşka da kalkmış avukatın elini öpmüş. Jüri üyelerine teker teker teşekkür etmiş. Hanuşka sözlerini bitirdiğinde hepimiz uykuya dalmak üzereydik. Ansızın yanıma geldi. İçi samanla doldurulmuş yastığı vardı elinde. Zorla bana verdi. Yaroslav, dedi usulca. Yastığımı getirdim sana. Al da başının altına koy. Ben yastıksız uyumaya alışığım. Ama senin bilgili bir kafan var. Düşüncelerin ezilip karışmasın. Bana bir yastığın yeteceğini, iki yastığın çok olduğunu anlatmaya çalıştım ama boşuna dinlemedi bile beni kendisinin bir hırsız olduğunu, taş üstünde bile yatabileceğini söyledi boyuna. Sonra gülümseyerek ranzasına tırmandı. Pireler yüzünden bütün gece gözümü bile kırpmadım. Hanuşka da yalvardı durdu. Yaroslav, sen bilirsin, bana kızıldırli hikayeleri anlatsana. Böylece arkadaş olduk. Aradan üç yıl geçti. Almanya'da yolculuktaydım. Sürtüp duruyordum daha doğrusu. Hayli grupta ıhlamur ağaçlarının altında yürürken biri yaklaştı yanıma. Kim olsa beğenirsiniz. Arkadaşım Hanışka. Milyonlarca yabancı arasında iki tanıdığın karşılaşması. O inanılmaz rastlantılardan biri. Hanushka. Düşünmüş, taşınmış, kısa zaman önce Bohemia'da gazetelere geçen bir hırsızlığı ilgililerin unutmasına fırsat vermek için yabancı yerlere gidip başka bir adla çalışmayı kararlaştırmış. <laughs> Konuşurken dört dönüyordu yanımda. Hopluyor, sıçrıyor, elindeki paçavrayla sinekleri kovalayarak ''Hay Allah, bu sinekler de seni amma seviyorlar Yaroslav'' diyordu. Gözlerindeki o temizlik kaybolmamıştı. Sesi yine duyguluydu. Bavarya'da karşılaştığımıza öyle sevindim ki. Gör bak, beyler gibi yaşayacağız burada. Sen bir dakika bekle, ben şimdi dönerim. Çekip gitti. 15 dakika sonra da boğazı kesilmiş bir keçiyle döndü. Serseri herif, dedi. Koca göbekli haydut. Evinin yanındaki ahırda bir gece bile kalmama izin vermedi. Ben de ölç almak için gidip keçesini öldürdüm. Benim yerimde sen olsan için götürmezdi, yapmazdın. Ama ben öldürdüm işte, öldürdüm. Bu öldürdüm sözünü öyle duygulu, öyle titrek bir sesle söylemişti ki, duyan da gurur duyulacak bir şey yapmış sanırdı. Keçiyi satarız, diye devam etti. Sen de Yaroslav, bir çift ayakkabı alırsın. Baksana ayaklarındaki ayakkabılar paçavra olmuş. Bunlarla yürüyemezsin. Bir anda sözünü kesti. Biz konuşurken Baveryalı bir jandarma yanımıza yaklaşmıştı. Hanuşka kırık dökük Almancasıyla beni tanımadığını, dilenmek için yanıma geldiğini söyledi. Sonra bana dönerek çek diliyle, ''Salaklık etme Yaroslav, yalancı çıkarma beni.'' dedi. Jandarma bana bir şey sormadı, Hanuşka'ya aldı, götürdü. Zavallı arkadaşım, boğazı kesilmiş keçiyi sürüye sürüye üzüntüyle gitti. Keçi, jandarma ve fedakar arkadaşım Hanuşka gözden kayboluncaya kadar arkalarından baktım. Uzun, çok uzun zaman haber alamadım ondan. Geçenlerde Pırağ'ın eski sokaklarından birinde yürüyordum. Tam bir meyhanenin önünden geçerken aniden kapı açıldı, Hanuşka fırladı. Koluma yapışıp içeri çekti beni. Meyhaneciye Yaroslava bir cin bir de Rom diye bağırdı. Duygulu bir insandı zavallıcık. İçini döktü. Doğru dürüst bir iş bulamadığını söyledi. Eski bir evin avlusunda yatıp kalkıyormuş. Evi yakında yıkacaklarmış. Hem zaten polis izini bulmuş onu. Giyecek elbisesi kalmadığı için köylere gitmiş. Birkaç korkuluğun sırtındaki eskileri çalıp birbirine yamamış bir elbise çıkarmış ortaya. Kendi de o haliyle korkuluğa benziyordu zaten. Yırtık pırtık bir elbiseydi bu. Elbiseden çok korkunç bir savaştan sonra kaleye çekilmiş, şimdi de Zafer'in 300. yılını kutlama töreninde ortaya çıkarılmış bir sancağa benziyordu. Yardım etmek istedim ona. Ne yapabileceğimi sordum şehrin göbeğindeki büyük bir hanelerden birine davet edersem sevineceğini söyledi. Hanuşka'yı koca göbekli çeklerin ağızlarını şapırdata şapırdata bira içtikleri büyük bir hanelerden birine götürdüm o gün. Tek istediği neymiş biliyor musunuz? Bohemya siyasetinin kaynağını kendi gözüyle görmek. Çek burjuvazisinin nasıl meydana geldiğini incelemek. Tanıdık çehreler gördüm bir hanede. Hanuşkaların Böyle yerlerde kafa çekip eğlenmelerini hoş karşılamayan insan çehreleri gördüm. Zaten Hanuşka'yı görür görmez tutuştuğum bir bahsi kaybettiğim için onu bir getirdim sandılar. Ama Hanuşka inanılmaz bir şey yaparak hepsini şaşırttı. Yoksul öğrencilere elbise parası toplamak için bir yardım kumbarası vardı bir anede. Burjuvalar o kumbaraya arada sırada birer heller atarlardı bizim Hanuşka cebinden on hellerlik bir banknot çıkardı. Bu son parasıydı. Kumbaraya atarak zavallıcıklar. Çıplak kalmasınlar dedi. Geceyi benim evimde geçirsin istedim. Bir kat da elbise verecektim ona. Bunu duyunca pek keyiflendi. Bilhendeki burjuvalardan sıkılınca benimle birlikte dışarı çıktı. Tam köşeyi dönmüştük ki iki adam yaklaştı yanımıza. Biri Hanuşka'nın omzuna dokunarak ki bu polis Hatina'ydı yine. Hanuşka dedi bizimle geleceksin. Ne zamandır seni arıyorduk. Tereyağı hırsızlığı için. Böylece 27 Ağustos gecesi saat on buçukta arkadaşım Hanuşka'yı bir kere daha kaybettim.